Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözüm videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve on the phone 4. üniteye gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Telefonun ötesinde biliyorsunuz ki içerik olarak sizlere telefon konuşmasında geçen önemli ifadelerden bahsetmiştik ve karşıdaki insan kötü bir şey söylediği zaman ona olan üzgünlüğümüzü ya da onu anladığımızı gösteren ifadeleri kullanmıştık. Şimdi onunla alakalı arkadaşlar 8 tane soru çözeceğiz ve hemen başlıyoruz. Ve arkadaşlar ilk sorumuzda genelde karşıdaki insana ulaşamadığımız zaman gelen bir uyarı vardır. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Dedikten sonra ne söylemiş olabilir? I'll call back later. Call back tekrar geri aramak demek. Tekrar arayacağım demez herhalde ki telefondaki ses otomatik ses tonu. Bunu söylemez. May I learn who is calling? Kimin aradığını öğrenebilir miyim? Bunlar önemli ifadelerdi arkadaşlar. Bunu da söylemez. Don't worry, be happy. Boş ver, kafana takma, mutlu ol. Bunu da demez herhalde. You can leave a message after the signal tone. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Der de tabii ki arkadaşlar karşıdaki otomatik cevaplama sistemi diyelim. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği. Evet, Alice, find a picture that shows what Alice is doing now. Şu anda Alice'in yaptığı şeyi gösteren resmi bulunuz demiş. Alice has learned that her grandmother is in hospital. Alice, babaannesinin ya da anneannesinin, büyükannesinin hastanede olduğunu öğrendi. Then she has called her cousin Fred to inform him about the situation. Kuzeni Fred aradı bu durumdan haberdar etmek için, but couldn't get in touch with him. Get in touch, iletişim kurmak. Ama onunla iletişim kuramadı. Now she is sending him a voicemail. Şimdi ona bir voicemail, yani sesli mesaj gönderiyor. Sesli mesaj gönderen resme baktığımız zaman arkadaşlar burada video call, yani video araması. Burada arkadaşlar texting message ya da typing message, mesaj göndermek var. Burada arkadaşlar sanırım sadece bir video izliyor. Watching a video, bir video izliyor. Ama arkadaşlar buradaki işaret, şu işaret bizim voicemail, yani sesli mesaj bıraktığını gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir diyebiliriz. Susie is working in her office. The telephone is ringing and now she is picking up the phone. Pick up. Pick up neydi arkadaşlar? Telefona yanıt vermek. Ya da telefonu açmak, telefonu kaldırmak. Bu arkadaşlar telefonu cevaplamak anlamına da geliyor. Hang up the phones ise telefonu kapatmak. Yani çağrıyı sonlandırmak anlamına geliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar telefonun açıldığını gösteren ifadenin yine A seçeneğinde mevcut olduğunu görüyorum. Diğerlerinde ne olduklarını da yazalım arkadaşlar. Dial the number, yani numaranın çevrilmesi. Watching a video, videonun izlenmesi. Burada da arkadaşlar cep telefonuyla mesaj yazdığı için texting a message. Demin klavye ile yazdığı için, bilgisayarda yazdığı için arkadaşlar typing a message demiştim. Burada ise arkadaşlar texting a message yazıyorum. Burada watching a video, video izlemek diyebiliriz. Burada ise arkadaşlar yapılan şey tam olarak pick up the phone, yani telefona yanıt vermek. Bunlar önemli ifadeler sevgili arkadaşlar. Team is calling, team calling, team is calling, that's team calling gibi herhangi bir ifadeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Team demiş ki team calling, can I speak to Mark please? Merhaba, team konuşuyor. Arayan team, burada team speaking de denilebilirdi konuşmaya başlarken sevgili arkadaşlar. Mark'la görüşebilir miyim lütfen diyor, konuşabilir miyim lütfen? Hi team, this is Mark's brother David. Merhaba team, ben de Mark'ın kardeşi David. He is not available at the moment. Not available, müsait değil. Müsait değil. O şu anda müsait değil diyor. Can you tell him to contact me? Contact me, benimle kontak kurmasını, yani iletişim kurmasını söyler misin? This is about school graduation party. Okuldaki mezuniyet töreniyle alakalı demiş. Demek ki burada sanırım Tim Mark'a ulaşamadığı, Mark'a, onun kardeşine bir mesaj bırakıyor. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Would you like to leave a message for him? Ona bir mesaj bırakmak ister misin? Demiş ki sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar bu.
Could you please repeat that? Lütfen bunu tekrar eder misin? Bu da olamaz. Could you ask him to call me? Ona beni aramasını söyler misin? Eğer bunu söyleyen kişi Tim olsaydı, yani şurada boşluk olsaydı, evet bu doğru cevap olabilirdi. Ama burada konuşan hala telefonu cevaplayan Mark'ın erkek kardeşi. Dolayısıyla ona bir mesaj bırakıp bırakmadığını sorması lazım. Dolayısıyla bu da olmaz arkadaşlar. Could you hold on a moment please? Hold on, beklemek demek. Yani bir saniye, bir süre bekler misin? Could you please repeat that? Bunu tekrar eder misin? Bu da olamaz arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir diyoruz. Evet, yerde baygın halde bulunan bir kadın ve yanında başka bir kadını görüyoruz. Dora, officer. Dora memur arıyor. Could you please send an ambulance? This is an emergency. Demiş ki lütfen bir ambulans gönderebilir misiniz? Bu acil durum. Karşıdaki memursa calm down please. Lütfen sakin olun demiş. This is Dora Dawson diyerek kendi adını söylemiş burada. Demek ki adın ne sorusuna cevap veriyor. Okay Dora, tell me about your location please. Lütfen bana location, yani konumunuzdan bahsedin. Evinizin konumundan bahsedin. Yerinizden bahsedin. Diyerek daha sonrasında memur başka bir şeyler söylemiş. I am on the 25th Blue Street. 25. Mavi Cadde'deyim demiş. Bir şeyler soruyor memur tekrar. Dora, sen mom had heart attack and she lost her conscious. Annem kalp krizi geçirdi ve bilincini kaybetti diyor. Alright, I informed the station. Ambulance will be there in a few minutes. Ben diyor istasyona bilgi verdim. Ambulans birkaç dakika içerisinde orada olacak. Şimdi buraya uygun olmayan hangisi onu bulacağız. May I ask who is calling? kimin aradığını öğrenebilir miyim diyor. Zaten burada Dora Dawson dediği için arkadaşlar birincisi doğru cevap verilmiş. I mean what's your address? Adresiniz ne demiş. Evet, burada da zaten adresinden bahsediyor ikinci boşlukta baktığım zaman. Bu da var. What's your emergency? Emergency acil durum demek. Aciliyetiniz nedir? Yani aramış demek ki bizim ülkemizdeki 112, işte Amerika'da olduğunda 911'i falan arıyorlar arkadaşlar. Acil durumunuz nedir? Annem kalp krizi geçirdi ve şu anda bilincini kaybetti diyor. When did she have attack? Ne zaman atak geçirdi? Ne zaman kalp krizi geçirdi? İşte 10 dakika önce, yarım saat oldu vesaire falan filan gibi şeyler açıklama yapılmadığından dolayı arkadaşlar when sorusunun cevabını bulamıyoruz ve dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir diyoruz. Arabası bozulan bir hanımefendiyi görüyorum. Mrs. Carter, Mr. Carter'ı yani eşini aramış. Hi dear, I have some bad news. Merhaba canım demiş, bazı kötü haberlerim var. Mr. Carter bir şey soruyor. The car is broken down. Araba bozuldu. Now I am on the motorway and really scared. Şu anda yoldayım ve çok korkuyorum. Don't worry dear. Endişelenme canım. Just get in the car and lock the doors. Sadece arabanın içine gir ve arabalı kapıları kitle. I will be there as soon as possible. En kısa sürede orada olacağım demiş. Okay dear, see you, take care demiş. Güzel. Bu şekilde kapatmış. Peki en başta sorulan soru ne olabilir? Ya da söylenen ifade ne olabilir, ona bakalım. Sana bazı kötü haberlerim var dedikten sonra Bay Carter ne demiştir? How stupid are you? Ne kadar da aptalsın vesaire demiş. Bunu olamaz arkadaşlar. What is the matter honey? Sorun ne canım? Sorun ne tatlım? Evet. Doğru yanıtımız bu. Aradığımız cevap bu. You don't drive well. Sen hiç iyi araba kullanmıyorsun. Bilmiyorum, aradaki ilişkiye bağlı olarak belki bunu da söylemiş olabilir. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Bunu da sanırım sormamıştır arkadaşlar. Burada sorunun ne olduğunu açıklayan bir cevap geldiğinden dolayı, araba bozuldu vesaire dediğinden dolayı arkadaşlar, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışan bir soru sorduğunu tahmin ediyoruz ve dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtını B olarak buluyoruz. Geçemedik. Evet. This is Sam calling. Can I talk to Alex? It's me, Alex. Hey, buddy. I heard that you had an accident last week. What happened? I fell off the bike while riding down a hill and broke my arm. That's so bad. Demiş ki, arayan Sam, Alex'le konuşabilir miyim? Ben Alex. Merhaba kanka demiş. Buddy, arkadaşım, dostum. Duydum ki bir geçen hafta kaza geçirmişsin. Ne oldu? Tepeden aşağı doğru sürerken bisikletten düştüm diyor ve kolumu kırdım demiş. Bakalım. That's so bad. Çok kötü diyor. Bu çok kötü dedikten sonra I don't think you can make it. Zaten bunu yapamayacağını, yani bisikleti yamaçtan aşağı doğru süremeyeceğini biliyordum. Şey gibi bir şey söylemez herhalde. Çok kaba bir yaklaşım olur. How crazy you are. Ne kadar da çılgınsın. Sanmıyorum. I hope you feel better soon. You feel better soon. Umarım yakında kendini daha iyi hissedersin. Yani umarım yakında iyileşirsin demek. Ya da get better soon, get well soon. Bunlar kısaca arkadaşlar geçmiş olsun demek. İnsan kolunu bacağını kırmış. Bu çok kötü dedikten sonra muhtemelen geçmiş olsun dersiniz. Are you kidding me? Benimle dalga mı geçiyorsun? Benimle kafa mı buluyorsun? Herhalde bunu söylememiştir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Şimdi burada bir kızgın adam, bir de onun zorbalığına maruz kalan başka bir adam görüyorum. Muhtemelen arkadaşlar soldaki kişi işveren, patron, öteki kişi de çalışan.
I called you for a million times but I couldn't get in touch with you. Seni milyonlarca kere aradım ama sana ulaşamadım. Get in touch, iletişim kurmak, iletişime geçmek, ulaşmak anlamına geliyor. Seninle iletişim kuramadım. I'm sorry but I forgot it at home. Özür dilerim ama demiş telefonumu evde unuttum. You are so forgetful that why don't you forget yourself at home? Sen çok unutkan bir insansın. Neden kendini de evde unutmuyorsun? İyice kızmış artık. It's the first time that I have forgotten it. İlk seferdir, yani ilk kez evde unutuyorum demiş. Stop talking and come to my office right now. Konuşmayı kes ve direkt ofisime gel demiş. Hemen şimdi diyor. Okay sir, I'll be there in a few minutes. Tamam efendim, birkaç dakika içinde orada olacağım demiş. Şimdi. Kim olursak olalım arkadaşlar, telefonda konuşmanın bazı nezaket kuralları vardır. What is the mistake of the boss? Patronun problemi, patron daha doğrusu hatası ne? Sorunu ne? Ne hata yapmış? What should he do? O ne yapmalı? He should speak to people more rudely. İnsanlara daha kaba konuşmalı diyor. Daha ne kadar kaba konuşacak? He should get in touch with his employees whenever he wants. Employees çalışanlar demek, işçiler demek. İşçileriyle ne zaman isterse iletişime geçmeli. Böyle bir şey yok. İstediği saatte arayıp onunla iletişime geçemez. His employees should always be available. İşçileri sürekli müsait olmalılar. Böyle bir şey de yok. He should speak to people more politely. Politely, nazikçe, kibarca demek. Tabii ki o çalışanlarına karşı veya diğer insanlara karşı daha nazik bir şekilde konuşmalı diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D şıkkıdır diyoruz. Ve bu haftalıkta arkadaşlar sorularımızın sonuna gelmiş oluyoruz.